7. Kalkacağım şimdi. Çadırımı, madırımı toplayacağım. Kahvaltımı başka bir yerde yapacağım. Burası ne durulacak, ne kahvaltı yapılacak bir yer. Çok kalabalık. Süper dengeli modda mı, bir bakalım şuna. Tekrar günaydın dostlar. İşte yola çıktık, gördüğünüz gibi çadırımı topladım. Yola çıktım. Şimdi uygun bir yerde bir market. Marketten bir su alıp yine uygun bir yerde durup kahvaltı yapacağım. Suyum yanımda olsaydı şu an bakıyor olurdum kahvaltı yapacak yeri, ama şu an su bakıyorum. Önce su almam lazım çay için. Kaldığım yer çok kalabalıktı arkadaşlar. Hiç susulmadı sabaha kadar. Bir de oranın, oraya gelen mi hep küfürlü konuşur, birbirleriyle küfürlü konuşup durdular. Ben de tam denizin dibindeydim. Orada balık tutan, küfürlü konuşan, hatta aileler rahatsız oldu. Gecenin ikisinde kavga çıktı, tartışma çıktı. Kamp alanları böyle arkadaşlar. Yani hele hele tatilde kamp alanları, mümkün olduğu kadar kalmayacaksın. Güzel bir yer gördüğünde çadırını kuracaksın. Olay bundan ibaret. Kamp alanına gideyim diyerek kampın tadını alamazsın. Yani o kampın tadını alama. Kamp tadı alamazsın. Başka bir tat gelir ağzına. Herkesin beklentisi farklı. Kimi gerçekten kampa geliyor. İşte gerçekten kampa gelenler zaten kamp kuralına uyuyor. Sessizliğiyle olsun, davranışlarıyla olsun, temizliğiyle olsun uyuyor. Ben yani kampingin tuvaletlerinden su akıyor ama tuzlu su akıyor. Galiba denizden geliyor. Oradan su alamadım. Doğru düzen dişimi fırçalarken çekindim. Ya o da doğada yani. O demek ki su getiremiyorlar oraya. Ya da kuyu vuruyorlar. Tuzlu su mu çıkıyor? Nasıl oluyor bilmiyorum ama en azından bir sabun koyabilirler oraya. Tuvaletin çıkışında sabun da yok. Zeytinin içini zaten kamp alanı yapmışlar. Ya ama şey yani, ucuz. 50 lira kişi başı. Tutup da bu adamlara vay şöyle vay böyle demenin bir anlamı yok. Adamlar işte elinden geleni yapıyorlar orada, ama daha iyi yerler istiyorsanız, daha iyi yerler, daha iyi paralarla aileyseniz daha iyi yerler çok. Burada genellikle herhalde anladığım kadarıyla bekarlar yoğunlukta, aile de çok var da biraz işte ucuz arayan kesime hitap ediyor. Yoksa sahipleri iyi, sohbet ettik, ilgililer. Bunu fazla uzattık. Şimdi benim hemen şey bulmam lazım. Arkaya da araba şey oldu. Yolda veremiyorum, viraj var. Ben şurada durayım da geçsin. Arkada biri yapıştığı zaman rahatsız oluyorum. Bakalım market görürüm inşallah yakınlarda. Bu arada çok güzel yerler abicim ya. Gerçekten çok güzel yerler. Yani iyi ki
uyarım adaya girmişim diyebiliyorum ya. Yani. Hep denize yüksekten bakan yerleri zaten ben severim. Lock me in a room now, baby. Will it keep me safe? For this war is raging on, and I hear you praying, saying, please, no, not again. Take it easy, my baby. I was asking for a friend, and I let it down piece by piece. Well, I found that piece of higher ground. I found it in your patience. I found it in the sky. Found it in the space between I used to pass on by. I wanna let it all go, but I'm not there yet. I don't know if I'll ever really. Evet arkadaşlar, yine bir yer buldum. Yol kenarında Armutlu'nun biraz ilerisi. Şimdi çayım kaynıyor. Karşı taraf deniz manzaram var ama uzaktan sabah sabah böyle oluyor. Ne yapalım? Bir an önce kahvaltımızı yapalım dedik. Aslında denize sıfır kahvaltı yapmak isterdim. Bugün soframız zengin arkadaşlar. Böyle bir salam, yanında simit, yanında örgü peynir, yanında zeytin, yanında tahin helvası. Vay arkadaş, çay burada kaynıyor. Manzara desen o biçim. Arabalar o biçim geçiyorlar. Hiç durmaksızın. Arkadaşlar, sakin bir tatil yapmak istiyorsanız Haziran, Temmuz, Ağustos, bu aylardan uzak duracaksınız. Kesin bilgi yayalım. Abi her yer kalabalık. Her yer fiyatları şişik. Haziran, Temmuz, Ağustos. Evet, malzememizi yine motora yükledik. Bu arada arkadaşlar, bugün yola çıkalı tam 30 gün olmuş. 1 ay olmuş. 1 aydır yollardayım. İçimde de karıncalar kıpraşıyor. Devam ediyoruz. Herhangi bir planım yok. Yani şu an bile nereye gideceğimi bilmiyorum. Gidiyorum, bir tabela görüyorum. Şurayı gezeyim mi, burayı gezeyim mi şeklinde. Öyle giriyorum. Yola çıkınca karar veriyorum nereye gideceğime, nereye gitmeyeceğime. Yol boyu devam ediyor. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. 2 sene, 3 sene yollarda olan arkadaşlarım var, tanıdıklarım var, takip ettiklerim var YouTube'da. 3 sene, 4 sene hiç dönmeyen. Ya çok tebrik ediyorum ya, gerçekten arkadaşlar. Kolay değil, kolay değil. Bisikletle yollarda olmak, motosikletle yollarda olmak, sürekli yollarda olmak bir yerden sonra doğal yaşamın bu oluyor.
o tartışılmaz ama yapamayan zaten yapamaz yani, hiç yapamaz ama bir yerden sonra aşırı derecede yoruyor yani, öyle söyleyeyim. Herkesin yapacağı iş değil. Ne demek ya 3 sene 4 sene yollarda olmak, hiç eve dönmemek. Ha tabi onlar yurt dışına da çıkıyorlar da. Yani daha doğrusu yurt dışına çıkıyorlar yani. Ülke yetmiyor onlara. O kadar süre uzun olunca ülke yetmiyor tabii ki. Gemlik'e doğru gidiyorum arkadaşlar. Aşağısı Gemlik. Gemlik tabelası. Gemlik'e girdik. Motorun aküyü hiç basmıyor, hemen hemen tık yapıyor, kesiliyor. Ayak pedalıyla çalıştırıyorum. Ulan belki de kapalı bu yol ha. Sahilden gideyim diye bayağı dik bir yere girdim bakalım ama inşallah yol açıktır. Sahile sıfır gidiliyorsa gideceğim. Gidilmiyorsa gitmeyeceğim. Şöyle bir bakalım yol nereye gidiyor. Yol başka bir yere gidiyor. Hadi bakalım, inşallah bir şey olmaz. Burada bitiyor herhalde yol. Olacağı buydu. Buradan sağı veriyor. Bu yol buradan çıkmıyor ya. Ben buradan çıkayım. Ben buradan çıkayım aga. Boş yere orak salladık. İleriden de sahile çıkıyordu da. Ben illa boydan boya gideceğim ya. Ha burada da trafik tıkanmış. Ha ışık varmış. Kırmızı ışık. Şehir merkezi diyor. Dur bakayım buraya girelim. O zaman. Ha burası o zaman. Tabii doğru yol burası zaten. Aşağıdan da yol var da. Sahile sıfır. Aslında sahile sıfır gelince çekelim. Yani burada neyi çekiyoruz ki? Evet, yine denizi sağıma aldım. Bir ilçenin sahil şeridini daha gidiyorum. Yani gidiyoruz, hep birlikte gidiyoruz.
Sağ taraf denize girilmelik değil, taşlık kayalık. Geldik Gemlik Meydanı. Burası da galiba Gemlik'in şeyi, açık hava gösterilerinin yapıldığı yerler. Sağ taraf, siz görmüyorsunuz ama kahve durağı diyor karşı tarafa. Tabii burada tır var, sahne oluyor bu tır. Şöyle biraz eğleyelim şurada. Evet, Gemlik Meydan. Zaten Gemlik yazısının olduğu yer, genelde her yazının olduğu yer şehrin merkezi oluyor. Ben burada biraz oturayım, bir soda içeyim, düşüneyim. Şurada yatan bir abi var. Gölgede kalmış. Evet, Gemlik Meydan burası arkadaşlar. Açık hava gösterilerinin yapıldığı yer. Kısımda iskele. Burası kahve durağıymış. Gemlik sahil. İşte şu karşı göründüğü kadar arkadaşlar. Yani baktım şöyle Gemlik'te bir plaj var mı diye ama vardır bir yerlerde ama nerededir ya da yoktur. Hiç gözükmüyor. Bir yerlerden giriyordur insanlar denize. Şu karşıda ufak bir yer var gözüküyor ama şöyle iskeleye doğru bir yürüyeyim bakalım. Güzel yermiş Gemlik ama şey yok. Denize girmelik alanı yok. Burada da balık tutan abiler var. Merkeze içeriye girer miyim bilmiyorum da girmem herhalde. Devam edelim. Bir de poz ver de çekelim hadi seni. Martı. Bir bak bana. Konmuş öylece duruyor orada. Ekmek olsa da atsak. Kaçırttık. Biraz yaklaşınca kaçırttık. Biraz ileriye tekrar kondu. Demek ki bu demirleri çok seviyor bu martı. Buradan tutacaksın mı? Neyse rahatsız etmeyin gideyim. Hadi bay bay. Oh.
Gemlik Belediye binası. Gemliğe doğru denizi göreceksiniz. Sakın şaşırma. Yazısıyla birlikte. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Gemlik ziyareti. Burada da geçmişten günümüze Gemlik. Şöyle yukarıda resimleri koymuşlar. Arkadaşlar illaki Gemlik'in gezilecek birçok noktası vardır. Ama ben yola devam etmek zorundayım. Yol boyu benim kanalım yol boyu devam eder. Gemlik'te kalsaydım olurdu. Yani konaklamam lazım. Şimdi Gemlik'i detaylı gezmem için konaklama yapmayı düşünmüyorum. Gemlik Marina Cafe. Bir sodayı 17 liraya içtik. Bir soda 17 lira arkadaşlar ya. Yani ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz abiciğim? Evet, piyasa böyle. Tutturan tuttuğunu öpüyor. 17 liraya soda olur mu yani? Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Ayıptır ya. Yapmayın böyle şeyler. Bu kazandığınız para size yaramaz. Hadi ben kaçar buradan Mudanya. Gemlik bu kadar. Ben de bu kadar. İlla ki yukarıda seyir terası falan var ama bende de yol var. Gitmem lazım. Yola devam. Yol boyu devam. Soda meyveli soda değil arkadaşlar, sade soda 17 lira. Evet, Gemlik'ten gidiyoruz dostlar. Hadi geldim ileri. Hadi geç. Geç hadi. Hadi git. Nereye gideceksen. Koruya girdi, sıkıştı işte. Niye korna çalıyorsa. Gidemiyor. Ne oldu, gidemedin mi? Şimdi ben basıp gideceğim. Evet, kamyon komple tıkadı yolu. Herkes de arkasına sıkıştı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, Ağustos ayında da motor kıyafetleriyle yanıyorsunuz ya, ayrı bir işkence ya. Ağustos'ta yola çıkmamak lazım. Hadi bakalım Gemlik. Kendine iyi bak. Yol boyu devam ediyor. Mudanya'ya doğru gidiyorum arkadaşlar.
bunu merak edenler için söylüyorum arkadaşlar. 80-90 yani bu tür yollarda 80-90 hani bazen 100 oluyor. Hani bu YVR 125'ler zaten hani en fazla bassan 125-130 en fazla. Kilometresi zaten 140 da. Yani yokuş aşağı mokuş aşağı işte bastığın zaman 125'i falan görüyor. 130'u, 135'i, 140'ı gördüren de vardır ayrı konu da. Ben zaten 80-90 benim rakamım. 100 bile fazla yani. 90. Basılacak yerlerde 90. Basılacak, en basılacak yerlerde de 100, 105, 110. Bak işte aniden yoldan çıkıyorsun abi ya, yapma ya. Hadi ben durdum, arkadaki duramadı, ne olacak? Giderken birden yoldan çıkıyorsun ya. Onu da hemen çıkamıyorsun.